Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Dengeli tüketime dayalı yeni ekonomi modeli. Ahmet Ulusoy. Kapitalist sistemin bütün işleyişi tüketim üzerine kurgulanmıştır. Daha fazla refah seviyesi, mutluluk artışı daha fazla tüketimle özdeşleştirilmiş. Yüksek kişi başına gelire sahip toplumların daha fazla tüketim imkanı olduğu için refah toplumları, mutlu insanlar kabul edilmesi ülkeleri gelir elde etme ve dolayısıyla tüketme yarışına sokmuştur. Yani düşünüyorsam varım mottosu adeta harcıyorsam varıma dönüştürülmüştür. Anlamsız tüketim yarışı beden ve akıl sağlığımızı, aile bağlarımızı, boş zamanımızı ve çevremizi olumsuz etkilemektedir. Bu yarış uzun yıllar dünyada genel geçer bir görüş olarak kabul edilmiş, küresel ısınma, doğal afetler ve ekonomik krizlerin nedeni olarak sorgulanır hale gelmiştir. Pandemi kriziyle bu sorgulama daha da yaygınlaşmıştır. Krizin doğal dengenin bozulmasından kaynaklandığı düşüncesiyle daha kontrollü tüketim yapılması fikri öne çıkmıştır. Yine kilitlenme ile beraber insanların uzun süreler evde kalmaları onlara yeni tüketim alışkanlıkları baskılamıştır. Hayatlarında vazgeçilmez olarak düşünülen pek çok tüketimin anlamsızlığı görülürken eskiden çok da özenilmeyen yeni trendler belirmiştir. Artık hovardaca harcamanın çok da önemi olmadığı, hayattaki en önemli ve mutluluk veren şeyin sağlığı korumak olduğu bilinci yaygınlaşmaya başlamıştır. Sağlıklı bir hayat yaşamak için çok kazanmak ve çok tüketmek gerekmiyor. Sağlıklı bir hayatın daha az stresli hayat, daha doğal beslenmeye yönelik, hijyenik ve katkısız gıda ürünlerinin tüketimine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Eve kapanan insanların giyim kuşama ayakkabıya %15'e yaklaşan yıllık enflasyona karşılık giyim ve ayakkabı harcama grubu fiyatlarının negatif olması tüketim talep azalışını yansıtıyor ve diğer lüks sayılabilecek ihtiyaçlara olan talepte ciddi azalma söz konusudur. Reklam şirketleri ve medya büyük bir gayretle tüketimi teşvik etmekte ve özendirmektedir. Reklamların gücü tüketimi özendiren değerlerle uyuşmaya bizi zorlamaktadır. Reklamların hileli yönlendirmesiyle mutluluk, tüketimimizin, başarımızın, sosyal statümüzün ve içsel yapımızın bir parçası haline getirilmiştir. Her gün kim olduğumuzu, kim olmamız gerektiğini daha çok tüketmeyi teşvik eden yüzlerce reklama maruz kalmaktayız. Profesör Doktor Tim Jackson'ın deyimiyle, bugünün tüketim toplumu olmayan paramızı ihtiyacımız olmayan şeylere sarf etmeye bizi ikna eden bir hikayedir. Kişisel tüketim adeta kutsanmıştır. Gayri safi yurt içi hasılanın %70'ten fazlasının tüketim olması bunu net olarak göstermektedir. Ne yazık ki geçici tatmin sağlayan gereksiz şeyler satın almak için paranın peşinde koşarak ömrümüzün önemli kısmını harcamaktayız. Toplumların gelirleri artmasına rağmen tasarruf oranlarının azalmasının arka planında aşırı tüketim alışkanlıkları yatmaktadır. Bir yanda reklam endüstrisinin tam desteğiyle oyunda kalmak için sarf ediliyor, borçlanmalar artıyor. Diğer yanda aile bireylerinin tasarruf yapması ciddi toplumsal ve finansal geri dönüşlere, krizlere neden oluyor. Kişisel finansman gücünden kopuk bu finansal mühendislik modeli ülkelerin zaman zaman yaşadıkları krizin, daha doğrusu kapitalizm krizinin belirleyenidir. Burada söylenmek istenilen tüketimin hem bireysel, mikro anlamda hem de genel anlamda dengeli bir seviyede olması, hoyratça tüketimden, israftan kaçınma gerekliliğidir. Küresel dengeyi bozan iklim değişkenliğinin doğal kaynakların toprak, orman, maden, su kaynakları aşırı bir şekilde kullanımından ve çevreyi kirletmekten kaynaklandığı alenen görülmektedir. Yani hem ülke bazında mikro anlamda hem de ahlaki olarak temel ihtiyaçlarımızın dışında aşırı lüks yaşama, eşitsiz gelir tüketim dağılımı nedeniyle dünya üzerinde kitlesel çatışmalara ve doğal felaketlere kaynaklık etmektedir. Artık kapitalizmin dayattığı tüket mutlu ol paradigması çökmüş, bizzat sosyoekonomik krizlerin belirleyeni olmuştur. Aşırı tüketimi dengeli tüketimle değiştirme süreci zorunlu ve aynı zamanda geri dönülemez bir süreçtir. Yeni paradigmaya uygun yeni bir ekonomik sistem, eşit, çevreci, dengeli, tüketen toplum yapıları inşa etme zamanı gelmiştir. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Ahmet Ulusoy.